Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bugün şöyle bir soru var. Şimdi cennetin varlığına inanıyoruz. Cehennem de var. Şu anda da var cennet, bunu da biliyoruz. Peki, şimdi cennet nimetleri deniyor bir de. Cennet nimetleri deyince ne anlamamız gerekiyor acaba, ya da anlayabilir miyiz? Çünkü biz bunu genelde dünya nimetleriyle falan karıştırıyoruz ya da onlarla karşılaştırıyoruz, öyle ifade ediyoruz. Bir alakası var mıdır veya neler, nasıl ifade edelim ki cennet nimetlerini ifade etmiş olalım? Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken deniyor ki ölmeden evvelki hayata dünya hayat denir. Evet. Peki öldükten sonra, ölümden sonraki hayata ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı da üçe ayrılır buyuruyor. Evet. Mezardan kalkıncaya kadar kabir hayatı. Kabir hayatı. Tekrar dirildikten cennete veya cehenneme gidinceye kadar kıyamet hayatı, mahşer deniyor. Üçüncüsü de cennet ve cehennem hayatı. Dünyada yapılan her işlem ve düşünce dünyada ve ahirete faide veya zarar hasıl olur. Faide hasıl olunca hayır, zarar hasıl olsa şer denir diye kitaplarda anlatılıyor. Şimdi ahiret hayatı üç safa: kabir, mahşer ve ondan sonra cennet ve cehennem. Ama biz ne kabiri biliyoruz? Hani bizi izleyen ve dinleyenler de bir dakika diyecekler ki hoca sen hiç görmedin mi kabir? Gördüm. Mezarlık çok gördüm de. Evet. Ama o mezarlığa koyduğum adamın halinin veyahut da kadının halini bilmiyorum. Biz cesedi götürüyoruz, koyuyoruz. Ne yapıyor o bilmiyorum. Gözümüzde görmedik yani. Bilmiyorum derken, evet. Yani cesedin başında beklesem de kıpırtı mıpırtı olmuyor. Bir müddet sonra da çürüyor. Bir şey göremeyiz. Ama burada bir hayat şekli var. Merzah alemi deniyor. Kabir hayatı. Yani burada bu cesedi koyuyorsun ama ceset orası nemliyse veyahut da toprak üstüne göçmüşse, suyun içinde kalmışsa, bunun dışında Allah-u Teala orada bizim görmediğimiz bir ateş, yani bizim gözümüzün idrak edemediği bir şua, neyse o, onunla azap halindedir bu. Evet. Yani biz oraya koyduktan sonra olaylar devam ediyor. Devam ediyor. Biz bitti görüyoruz ama. Ha, biz bitti görüyoruz. Evet. Biz şimdi bu dünyada bize verilen gözle bakıyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki ha kalem, işte bu kalem. Ha bu bardak, bu kağıt diyoruz ve netice itibariyle buna göre bir değerlendirme yapıyoruz. Bu bizi aldatıyor, yanıltıyor. Allah-u Teala kabir ve sonrası için, buna kitaplarda gayb deniyor, gayba iman etmemizi emretmiştir. Böyle dilemiştir, böyle istemiştir. Cenneti göstermemiştir dünyada. Cehennemi göstermemiştir. Evet. Kabiri göstermemiştir. Kabirde olanları göstermemiştir. Ama olanları bildirmiştir. Bilgi olarak geliyor bize. Cennet de cehennem de şu anda var. Cennet 7 kat göklerin üstünde, cehennem her şeyin altındadır. 8 cennet, 7 cehennem vardır buyuruyor. Cennet yer küresinde ve güneşten ve göklerden daha büyüktür. Cehennem de güneşten daha büyüktür. Cennet derecelerinin sayısı da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sayısıncadır buyuruyor. Şimdi bu bilgileri, cennet vardır diyoruz. 7 kat göklerin üstündedir. Halen mevcuttur. Cehennem de şu anda vardır. Cennet de şu anda vardır. Evet. Ama büyüklüğünü hayal bile edemiyoruz. Mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki cehennemden en son çıkacak mümine, imanı var cehenneme gitmiş, en son çıkacak mümine bir rivayette dünya büyüklüğünde, bir rivayette de 10 dünya büyüklüğünde yer veriliyor. 10 dünya büyüklüğünde yer. Hayal bile edemiyorsun. Yani büyüklüğünü hayal edemiyorsun. En küçüğü bu aslında. En küçüğü tabii, evet. Ki. Gece kondu gibi yani. Çünkü ikinci kat göğe göre şu anda biz birinci kat gökteki Samanyolu galaksisinde bulunan güneş sistemi içerisindeki arş küresi dediğimiz dünyada minnacık kalıyor. Ama canımızı okuyoruz birbirimiz için. Şuradan daha sayı bir alabilsek. Dünya minnacık kalıyor. Evet. Biz nasılız? Biz nasılız? Toz gibi bir şey. Dolayısıyla hayal bile edemiyoruz. Ama bize bu bilgiler Allah-u Teala gönderdiği kitaplar vasıtasıyla ve peygamberler vasıtasıyla ulaşıyor. Ha, bu Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberdir. Ne derse doğru söyler. Bunlarda sıdk sıfatı vardır. Tebliğ sıfatı vardır. Allah-u Teala'nın bildirdiklerini bize iletir. Ha, bu Allah-u Teala'nın peygamberdir. Ne dediyse ben ona inandım, kabul ettim. Bu isteniyor bizden. Peki görseydik ne olurdu? Ha, o zaman gördüğüne inanırdın. Öyle dilemedi Allah-u Teala. Cehennem de mesela. Bu dünyada ne görüyoruz? Ateş görüyoruz. Soğuk görüyoruz. İşte kutuplardaki soğuk, buzullar diyoruz. Çöldeki sıcaklık diyoruz. Yaktığımız ateşi görüyoruz falan. İşte ateş canım, çöl, soğuk falan, öyle diyoruz falan. Cehennemde sıcak da var, soğuk da var. Zemherir diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama cehennemin soğuğu, cehennemin ateşi, sıcaklığı, cehennemdeki diğer azap şekilleri.
Hayal bile edemezsin. Cennetteki nimetler de öyledir buyuruyor. Hayal bile edemez. Cennette nimetler, yiyecek vardır, içecek vardır. Vardır ama dünyadakine benzemez. Bir kere insan, şu bedenimiz, bu vücudumuz, bu dünya şartlarına göre yaratılmıştır. Ve dünyadaki yediğimiz yiyecekler de bu dünyadaki şartlara göre, sindirim sistemimiz ona göre yaratılmıştır. Mesela yiyeceği alıyoruz, mideye gidiyor, mide orada işte onu asitiyle çözüyor. Ondan sonra ince bağırsağa gönderiyor. İnce bağırsak beyinden gelen talimatlar neticesinde vücuda lazım olacak vitaminleri, mineralleri alıyor, postasını kalın bağırsak vasıtasıyla dışarı atıyor. Ama mahşer günü yeniden diriltilecek, ama yeniden diriltilecek olan bu beden değil. Cenab-ı Hak yeni bir beden yaratıyor. O beden o şartlara göre yaratılıyor. Dolayısıyla oradaki yiyeceklerin posaları yok. Burada posası var, atıyorsun. Orada yiyorsun. Buradaki yediğin mesela gaz yapıyor, sıkıntı yapıyor. O yapmıyor. Ve insanlar orada mesela diyelim ki elma yedi. Ha, biz bunu dünyada yedik. Benziyor. Zahiren benziyor. Ama özellikler farklıdır buyuruyor. Özellikler farklıdır. Mesela cennette bir nehir var. Süt, bal, bir tane daha şey bahsediliyor. Üçü yan yana akıyor. Arı yapmıyor balı. Sütü de inek koyun yetemiyor. Akıyor böyle. Akıyor böyle. Ve karışmıyor. Ve karışmıyor. İşte altından nehirler akan köşkler deniyor falan. Burada şimdi altından böyle nehirler akan, ya diyor bir sel gelse falan diyor, temelleri yıkar göçer falan. Orada öyle bir tehlikesi de söz konusu değil. Dolayısıyla oradakileri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela Miraç gecesi gitti. Hani bazıları soruyor, gidip de gören var mı? Var tabii ki. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gitti, gözleriyle gördü ve tekrar geldi, anlattı. Bize de haber verdi. Bize de haber verdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradaki insanlara, yeryüzündeki insanlara bunu dünyadakilere benzeterek anlattı. Köşk deniyor, saray deniyor, ev deniyor, ağaç deniyor. Anlayacağımız şekilde yani. Anlayacağımız başka şekilde. Başka türlü nasıl anlayalım? Ama bütün bunlar mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, ama dünyadakiler hiçbirisine benzemez bu. Mesela cennette birçok nimetler var. Fakat en büyük nimet hangisidir? En büyük nimet hangisidir? Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki, cennete girenler o nimetler içerisindeyken Allah-u Teala onlara seslenir. Kullarım, benden daha ne istersiniz ki vereyim? Siz zevk-i sefada olun. Cennetekiler derler ki, ya Rabbi bizi cehennemden azade eyledin bir kere. Yani o en büyük nimet. Ve cennetine dahil ettin. Bu kadar aynı şekilde nimetler verdin. Biz diyor hayal bile edemezdik bunları, bu nimetleri. Aklımıza gelmeyen şeyler verdin. Gözde görmedik ve kulların işitmedik. Bu kadar nimetler verdin. Daha ne isteyebiliriz ki? Allah Teala buyurur ki, kullarım siz benden bundan başka isteyeceğiniz var. Ya Rabbi daha istemeye yüzümüz yoktur. Yani o kadar çok nimet verdin ki, yani isteyecek bir halimiz yok. Ne isteyeceğimizi de bilmiyoruz. Bunun üzerine siz dünyadayken sıkıştığınız zaman kime sorardınız? Cennete dedik, alimlerimize gidin sorun bakalım diyor, benden bir isteyeceğiniz var mı? Gidecekler mi cennet ehli? Allah Teala bize soruyor, peygamberlere ve alimlere. Soruyor, biz de ne isteyeceğiz ki? İşte o zaman oradaki peygamberler ve alimler derlermiş ki, Allah-u Teala size dünyadayken vaat etmedi mi? Kendi cemalini gösterecek. Evet, isteyin onu. Ve buyuruluyor ki, nasıl bir şeydir? Allah-u Teala cenneti kendisinin tecelli edeceği yer yaratmış. Mesela yedi kat gökler, bu arz küresi, onu da o yarattı. Ama burada tecelli edecek şekilde, o tecelli nasıl bir tecelli bilemiyoruz. Güler gibi, nasıl bir güler gibi, onu da bilmiyoruz. Yani cennete giren herkes Allah-u Teala'yı görecek. Ve o görmenin vermiş olduğu bir zevk olacak. 300 yıl geçecek buyuruyor. 300 yıl geçecek. Ha, cennette diğer nimetler de var. Peki bıkkınlık? Dünyada mesela bir yere gidiyorsun, diyorsun ki burası bitti diyor ya, buradan vazgeçtim. Ama cennette olmayacak. Sıkıntı olmayacak, üzüntü olmayacak. Peki cennette sıkıntı olmayacak, üzüntü olmayacak ama peki pişmanlık olmayacak mı? Olacak. Çünkü Allah-u Teala Allah-u Teala herkesin dünyada yaptığının karşılığını veriyor. Mesela cennette ağaç yok buyuruyorlar. Ağaç dikin buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşte Subhanallah diyerek, Elhamdülillah diyerek. Dolayısıyla kul dünyada Allah-u Teala'ya ne kadar ibadet etmiş, itaat etmiş ise
cennet nimetleri o itaati kadar kendisine iade edilecek. Nimet şeklinde geri döndürülecek o. Kul dünyada ne kadar isyan etti, inkar ettiyse cehennem de aynı şekilde cehenneme gönderildiği zaman da o isyanı, o küfrü, o inkarı, o itaatsizliği kendisine azap olarak iade edilecek buyuruyor. Onun için mesela cehennemde ateş yok, insanlar kendi ateşini dünyadan kendi getiriyor. Buyuruluyor. Evet. Tabii bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de mesela anlatılmış, bildirilmiş, hadis-i şerifle bildirilmiş. Biz sadece hem cennet nimetleri, yeme içme var mı? Var. Yeme içme elbette ki var. Çünkü onlar anlatılıyor. Mesela anlatılıyor. Buyuruyor ki cennetteki bir kimse işte kendi köşkünde otururken bir kuş böyle yakından geçecek. Ha diyecek, dünyada sen bu kadar yakından gelseydin ben seni avlardım, pişirir yerdim. Kuş pişmiş olarak gelecek önüne. Onu yiyecek. O lezzeti duyacak. Ve ya diyecek ya uçsaydı keşke. Aman da aynı şekilde o kemikleri tekrar Cenab-ı Hak uçup gidecek. Can verecek. Yani tekrar et kemik halinde tekrar uçacak. Şimdi bunları hayal etmek bazılarının hatırına gelebilir. Yani sihirli değnek gibi böyle dokununca meydana gelir. Onu bilmiyoruz. Allah-u Teala'nın kudreti sonsuzdur. Orayı öyle yaratmıştır. Cennette ibadet yoktur. Çünkü ibadet yeri değildir orası. Evet. İbadet yeri burası. Burası. Meşakkat yeri burası. Dolayısıyla oradaki nimetleri dünyaya benzeterek anlattığımız zaman yanılırız. Cehennem azaplarında aynı şekilde dünyadakilere benzeterek aynı şekilde anlattığımız zaman da yanılır. Mesela cennette Allah-u Teala kadın erkek herkese gılman, huri verecek buyuruyor. Peki bunlar necidir? Bunlar nurdan yaratılmış varlıklardır. Orada kadına ve erkeğe hizmetçi olarak veriliyor bunlar. Yani orada dünyadan imanlı olarak ahirete intikal eden, cennete giren kadın ve erkek orada efendi olacak. Yani bir eli yağda, bir eli balda şeklinde olacak. O gılman ve huriler bunların hizmetçileri olacak. Bunların hizmetçileri olacak. Kadının da erkeğin de. Mesela Allah-u Teala onları güzel yaratmıştır. Huri'in diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama dünyadayken sıkıntı çekmiş, imanını korumuş, muhafaza etmiş bir hanım, o sıkıntıdan cennete girdiği zaman onun güzelliği yanında hurilerin güzelliği hiç kalır deniyor. Çünkü biri sıkıntı çekecek ve bu dünyadan giden onların efendisi olacak buyuruyor. Onların efendisi olacak. Dolayısıyla cennet nimetleri ayet-i kerimede bildirilmiş, hadis-i şeriflerde bildirilmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyada olanlarla ifade etmiş ama dünyadakiler gibi değildir buyuruyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de merak ettiğimiz bir konuyu Osman Ünlü hocamıza sorduk ve cevabını aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.